Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Şu an TÜYAP'ta Karavan ve Taynaz Fuarı'na geldim. Burayı çekip sizlere göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Çok fazla ürün var. Göstermek de bitmez. Hepsini gösteremeyeceğim tabii ki. Gezerken şöyle hani çok ilgimi çeken, çok güzel görünen, daha böyle göze hoş gelen modelleri göstereceğim. Burada Taynazların ve karavanların dışarısında farklı tip evler de var. Mesela kapsül evler var. Bunlar yeni teknoloji. Taynazlara göre daha gelişmiş, daha lüks akıllı ev diye de geçiyor. Şöyle yatak odası bölümü burası. Çok daha kaliteli, çok daha lüks, ileri teknoloji, daha geliştirilmiş olan evlerden bir tanesi kapsül evler. Taynazlara göre tabii söylüyorum bunu. Burası da banyosu. Görüyorsunuz bayağı lüks görünüyor. Burası da mutfağı. Aynı zamanda salon bölümü. Bunun fiyatı 49 bin euroymuş. İçerisindeki eşyalarla beraber, eşyalar dahil fiyatı. Hemen karşısında akıllı olanı var. Onu göstereceğim size şimdi. Evet, içeri girdiğimizde görüyoruz. Kontrol paneli burada. Buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz, yönetiyorsunuz. Bunun yatak odası biraz daha diğerine göre lüks görünüyor. Banyosunda çok bir fark göremedim. Oturma odası, balkonlu burası. Bunun salon bölümü, yani oturma odası bölümü, balkonlu. Şöyle dışarıda balkonu var. Gerçekten çok güzel olmuş. Taynazların da türleri var. Sabit olanları var, tekerlekli olanları var. Ufakları var, büyükleri var. Tek katlıları, çift katlıları. Çok fazla model, çok fazla çeşit var. Mesela şuraya bakalım. Şirin bir Taynaz görünüyor. Kolay gelsin. Burada küçük böyle sevimli bir Taynaz var. Bunu gösterelim. Şöyle ufak bir salon oturma odası grubu. Şurada ve bu tarafta dışarıya açılan kapısı. Yine diğerlerininki gibi Amerikan mutfak tipi. Arka tarafında da şöyle küçük tuvalet banyo mevcut. Yatak odası da üst katta oluyor. Oraya da şöyle çıkıp göstereyim. Şöyle de bir yatak odası mevcut. Yukarıdan da aşağısı böyle görünüyor. Bayağı sevimli bir yer. Burada da daha büyük bir modeli var. Gördüğüm kadarıyla çift yatak odası var bunda. Teşekkürler, kolay gelsin. Bu çift yataklısı galiba. Evet, ikisi de çift kişilik yatak odası. Bu tarafta üstünde gardırop da var yatak başında. Ha öyle mi? Aha. Ben sana merdiveni açayım hemen. Vallahi çok sevinirim. Çok güzel olur. Size zahmet. Buyurun. Tamam, sağ olun. Bu taraftaki yatak odası bölümünde dolabı da var şöyle göründüğü gibi. Şurada da bir geçiş alanı var. Aynen.
Peki merak ettiğim bir şey var. Hani yataklar bu şekilde ya, bu modelde. Mahremiyet şeyi herhalde yok galiba değil mi bunlarda? Yok yok hayır, fuar için biz. Ha fuar için mi? Ama normalde isterseniz duvar, cam, paravan. Ha tamam tamam, normalde öyle oluyor. Ya da yatak odasının biri aşağıda biri yukarıda falan yapılabilir. Tamam tamam, anladım. Teşekkür ederim. İşte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vesaire hepsi bunun içine dahil. Çok güzel. Buranın banyosu diğerine göre bayağı büyük. Çok mu? Normal banyo gibi burası. Senin evin banyosu aslında. Aynen, aynen öyle. Çamaşır makinesi de var. Eşyalar zaten dahil, içerisindeymiş hem hepsi. Hem çamaşır hem kurutma makinesi. Olabilir ha, aynen. İkisi birlikte. Evet, belli. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar. Şuraya bakalım. Burası gayet güzel görünüyor. Pelet soba. Bunları şeylerde kullanabiliyoruz galiba değil mi? Bu tiny house'ların içlerinde falan. Abi şöyle, genellikle dış mekan olarak. Dış mekan için, evet. Tamam. Bilmiyorum. Ama duman görüyorsun yok. Evet evet, o yüzden sordum içeride, evet. Kullanılabiliyor mu diye. Adam. Ne var bunun, tütsük mü var? Özel bir malzeme mesela, yok. Pelet diye bir. İçine bak, görebiliyorsun zaten içinde. Şöyle göstereyim ben. Orası çok sıcak vardı, dikkat et. Yok, yeni yaktım ya. Daha çok sıcak değil. Ama pahalı bir malzeme diye duymuştum ben. Evet. Sanki öyle bir... Pelet mi? Yok. Değil mi? Asıl üstten... Evet, bayağı bir bayağı bir sıcak ya. Altta şöyle göstereyim. Bak. Şu haznesi var. Haznesini dolduruyoruz. Şuradan başlıyor hazne. Şuraya kadar sıvı pelet. Sıvı gibi bir şey. Yok, katı. Yok. Jel. Sıkıştırılmış şey ya. Talaş. Talaş. Kaç tane mesela koyuyorsunuz buna yakarken? İlk yani... Tam dolu haline ne kadar? Yani 3 kilo falan alıyor. 3 kilo. Ya. Aynen, bak şurada ufak ufanı var. Şey bayağı gidiyor mu? Ne kadar gidiyor mesela 3 kilo? Yaklaşık 4 saat, 4 falan saat. Gidiyor ya. Aynen. Buradan oksijenle harlıyor herhalde. Yani fan var, evet fan var. Powerbank ile çalışıyor zaten. Powerbank ile çalışıyor. Bunlara ne kadar kadar deviyordu? Burada da bir tane kapsül ev var. Akıllı kapsül ev. Farklı bir model. Şuradan dışarıdan içerisini, salon bölümünü, mutfak ve salon bölümünü göstereyim. Burası da yatak odası bölümü. Şu tiny house dışarıdan gözüme çok hoş göründü. Burası böyle küçük bir oturma grubu. Oturma odası, salon gibi yine. Çünkü tek bir oda var. Hem oturma odası hem salon olarak. İçerisinde de mutfak oluyor. Çok amaçlı kullanılan alanlar. Sadece ayrı olarak bir yatak odası oluyor. Şöyle göstereyim. Güzel. Bu da hoşuma gitti aslında. Benim keyifliymiş. Banyo, tuvaleti biraz dar geldi bana. Ama duşa kabini gayet rahat gibi görünüyor. Bir de bunun üst katı var. Şöyle üst katına çıkalım. Üst katında da yatak var. Yine yatak odası olarak burayı kullanabilirsiniz. Bu da güzel, keyifli bir tiny house. Bir de bunun terası var. Terasına da çıkalım. Terasını da göstereyim size. Şuradan da terasına çıkılıyor. Terasında da şöyle bir oturma grubu var. Gayet büyük, ferah bir yer. Böyle de bir ekstra avantajı, özelliği var bu tiny house'un. Güzel bir alan bence, çok kullanışlı. Çok işe yarayabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Yukarıdan da aşağısı bayağı böyle iyi görünüyor kuş bakışı. Şöyle kış bahçesi gibi olan modelini gösterelim. Camlar ısıcak. Evet. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Yani güneşi de içeri almıyor. Yani içeri yani yazın burada rahatlıkla durulabiliyor. Tabii böyle her taraf cam pişer miyiz diye düşünmüyorsun. Isı cam bunlar. Aynen. Özel cam. Şurada yine pelet sobası var. Bu pelet sobası iç mekanda kullanılmıyor demişti bir arkadaş ama bunu buraya koyduklarına göre herhalde kullanılıyor. Havalandırmayı açtığın zaman kullanılıyor. Havalandırma yaşarsak da var zaten. Olur, doğru. Havalandırmaları var şurada mesela. Açılabilir pencere. Ev olarak yapmışlar burayı. Evet. Bu modeli ev olarak yapmışlar. Zaten sadece ayrı bir tuvalet banyo bölümü var. Yatak odası, salon, oturma grubu hepsi aynı yer oluyor. Çünkü ayrı bölümleri olmadığı için tek bir yerde yaşam alanı var. Şurada da televizyonu var. Burada da pelet sobaları. Şu malzeme bu, pelet. Sıkıştırılmış talaş. Evet, sıkıştırılmış talaş. Bu 3 kilo. Arkadaş ne dedi? 5 saat mi gidiyor dedi? 4 saat yanıyor. 4 saat. 3 kilo 4 saat falan yanıyor dedi böyle.
şu pelet sobalarında 10.000 lirada fiyatı varmış. 8.500. Şuna bakacağım, merak ettim dışarıdan. Hoşuma gitti uzaktan. Hoş bulduk, kolay gelsin. Uzaktan çok güzel görünüyordu da hoşumuza gitti, bir bakalım dedik. Teşekkürler. Evet, burası bir, tamamen böyle bir ahşap konsepti yapılmış. Yani öyle mi? Kesinlikle. Beyaz eşyasını, işte yukarıdaki yataklar, verandasıyla beraber. Bütün şeyler dahil beraber öyle satılıyor değil mi? 980.000 lira. Bu çok güzelmiş ya. Bu benim çok hoşuma gitti. Bak, o kadar şey gördük, gezdik. Bu biraz böyle tamamen böyle doğal ahşap görüntüsü, konsepti yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Şuradan yukarı çıkıp bakayım. Şurada yatak odası var. Üstü 10 metre abi. Aşağısı 10 metre. Şurada da yatak var değil mi? Aynen. Şuraya da bakayım. Burası da yatak odası. Bak, benim istediğim işte, bak benim istediğim bu. Hani mahremiyet olayı. Separatör amatöz, orayı da kapatırız abi. Anladım. Tamam. Şu değişik konsepte böyle biraz eskitme bir konsept yapılmış değil mi? Hani eski zamanları anlatan böyle ahşap. Vintage bir havası var. Vintage, evet burası, ama yine de güzel bir konsept bence. Karavan bölümünün olduğu yere geldik. Burada da çekme karavanlar ve moto karavanlar karışık bir şekilde böyle sergileniyor. Şu moto karavan, yani sonradan karavana çevrilmiş bir araç, minibüs. Bu entegre karavan diye geçiyor. Yani kamyoneti tamamen karavan olarak imal edilmiş bir model. Şöyle içerisine girip içerisini göstereyim. Aracımız 2016 model. Ford Transit 350 ED modeline sahip. Otomatik vites değil, manuel vites. Kullanmış olduğumuz bütün ürünler ithaldir. Yerli ürün kullanmıyoruz. Berhemi camlarımız, çift camlı Berhemi kapımız. Onun dışında Tedford gazlı fırınımız var. Hem fırınımız hem ocağımız. Görmüş olduğunuz tuvaletimiz Freecamp kasetli tuvaletimizdir. Aracın dış kısmında kasetimiz mevcut. Camlarımızda sineklik, aynı zamanda güneşlik modelimiz mevcut. Evet, tasarım bir araç. Kendimizin tasarlamış olduğu bir araçtır bu. A'dan Z'ye kadar 1. sınıf işçilik uyguladık. Cool Life dolabımız çift kapılı. Üste buzluğumuz mevcut. Alt kısımda soğutucumuz mevcut. 138 litreye sahiptir. 24 inç TV. Yukarıda güneş panellerimiz var. 242 adet monokristal güneş paneli. Gri havada da enerji çekebilen. Biz 3 gündür fuardayız. Daha bugün yeni aracımızı elektriğe taktık. Öyle söyleyeyim. Bayağı gidiyor o zaman. Evet. Oturma grubumuz var. Oturma grubumuzda hidrolik ayağımız var. O da ithaldir. Sağa sola, öne arkaya, aşağı yukarı oynar başlıklıdır. Aşağı indiğinde bu alanımızda 2 kişilik yatak olma kapasitesine çok sahiptir. Güzel. Evet. Onun dışında arkada yine 2 kişilik yatağımız mevcut. Saklama alanlarımız mevcut. Bayağı da saklama yeri gördüm. Evet. Turuma boylar ısıtıcımız var. Hem su ısıtıcısı hem de aynı zamanda ortam ısıtıcısıdır. Aynen, onu soracaktım. Evet, doğrudur. Aracın kendi gövdesinde klima var. Araçta harici ekstra yok ama yok, ekstra istenirse ekleyebiliyoruz. Çift airbagli, çift tekerlekli bir araçtır bu da. Saklama alanımız var. Evet. Saklama alanı var. Evet, saklama alanımız orası da. Cep şeklinde geçiyor. Dilerse alıcısı orayı kapatmak isterse oraya da kapak şeklinde bir işlem uygulayabiliriz. Kontrol paneli de burada galiba değil mi? Turuma'nın o kontrol paneli hem enerji sistemini. Normalde biz bunu kontrolünü tablet ve telefondan uyguluyoruz. Programımız var. Ona yüklüyoruz. Tabletten enerji sisteminin ne kadar kaldığı, ışıkları açma, kapama vesaire, bunların bütün kontrolünü telefon ve tabletten uyguluyoruz. Oldu, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Şuradan devam edelim. Burada küçük karavan, çekme karavan modeli var. 750 kilogram altı. Bunların içerisi biraz dar oluyor. Ben de zaten bunları almıştım daha önce. 350.000 lira. Ne kadar? 350.000 lira. Şöyle çok kısa göstereyim. Şurada bir ranza var. Küçük bir ranza. Arka tarafında. Şurası oturma grubu. Masası aynı zamanda. İki kişilik yatağın olduğu bölüm burası. Çok fazla da bir hani alanı yok. Şurası mutfak tezgahı. Mutfak bölümü. Şurada da tuvalet ve aynı zamanda duşakabin bölümü.
Bunda yalnız şey var. Şokben var bak. Gazlı şokben. Güzel. Elektriksiz tüp falan bağlayıp kullanmak için. Abi. Tabii tüple. Tüple kullanılıyor. Ocak da zaten tüplü oluyor. Isıtma sistemi var bir bastı. Burada buzdolabı var. Küçük bir buzdolabı. 750 kilogram altı çekme karavanlar böyle ufak oluyor zaten. Ama çekip götürmek tabii daha kullanışlı. Hoş bulduk. Ya bunu merak ettik de çift dingili herhalde evet, geçiyor. Tamam. Şöyle ben bir gireyim içerisine. Türkiye'nin en büyük yerli üretimidir. İçeriden 7,5 dışarıdan 8,30 gibi bir metresi vardır. 1+1'dir. Yatak odası ayrıdır. Oraya da bakabiliriz isterseniz. Yukarıda Sky Window camı vardır. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Bütün mobilyalarımız kavak kontradır. Sunta ya da MDF değildir. Yatlarda kullanılan kavaklardan. O yüzden herhangi bir su değdiğinde şişme patlama yaşamazsınız. Bayağı lüks yapılmış belli. Evet. Burada da buyurun. O tarafa geçeyim. Banyosu vardır. Kaset sistem tuvaletlidir. Altı kişiliktir. Şurası ranza mı? Evet, ranzadır. Buradaki oturma alanımız yatağa çevrilebiliyor. Çekbaz kulplarla yolculuk alanında güvenlidir. Kilitlediğimizde açılma yapmaz. Onun dışında klimamız vardır. Mover'ımız vardır. Uzaktan kumandayla park edebilirsiniz, hareket ettirebilirsiniz. Sky Window camları hariç bütün camlarımız açılır. Hepsinde güneşlik, sineklik mevcut. Alt tarafta da güneşlikleri var. Evet. Bütün süngerlerimiz visko kumaştır. Yatak süngerleridir. Bu koltuk seviyesine iniyor masa. Bu süngerleri de oraya koyduğumuzda yatak oluyor. Fırınlıdır. Su ısıtmamız ve bastomuz vardır. Su ısıtma hem banyoya hem de mutfağa sıcak su gönderiyor. Onun dışında şundan bahsedeyim. Bizim kabuğumuz CTP sandviç panel. XPS poliüreten kavak kontrol ve tekrar CTP olarak geliyor. CTP hem çok dayanıklıdır hem de su geçirmezdir. O yüzden karavanlarımız %100 su geçirmez. Bu XPS köpük 4 mevsimde ısı ve ses yalıtımı yapar. Bu olmazsa yazın yanarsınız, kışın donarsınız. Hem de vebas sudan tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Kavak kontrolü de onu desteklemek için kuruldu. Dışarıda dış mutfağımız da bulunmaktadır bu şekilde. İçeriye şişiniz yok. Evet. Yani değil mi? Portatif çamaşır makinesine kadar her şey dahildir fiyata. Stabilizatör, evet, stabilizatörümüz de vardır. Bu stabilizatör hem sarsıntı önleyici hem de fren sistemimizdir. Arabanız durduğunda sizinle birlikte aynı anda durur. Bu olmazsa ani frende arkadan girer arabaya ya da en ufak bir virajda tekerlek kalkabilir ama bunun sayesinde sarsılmıyor. Burası da depo galiba. Evet, saklama alanı Avrupa'nın en büyük bagajına sahibiz. 600 litredir. Şurada da tüpü var. Evet. Güzel. Full artı fulldür yani. Peki son olarak bir şey sorayım size. Evet. Bunu neyle çekebiliriz? Hangi aracımız olmalı? En az 2000 motor gerek. Pickup değil mi? Evet. Tamam. Tentemiz, 6 adet güneş panelimiz, her şey güneş paneliyle çalışıyor. 12 volttur. Dönüştürme değildir, kendiliğinden 12 volt. Dışarıdan 220 girişimiz, su girişimiz vardır. Dış duşumuz vardır. Mover da şurada. Camlarda plexi kullanıyoruz. Ama tampel cam da kullanabiliriz. İsteğe göre üretici firma olduğumuz için içinde dışında sizin istediğiniz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Yani çoğu kişi ranzayı gereksiz buluyor, oraya dolap istiyor ya da farklı bir şey yapabiliyoruz. Bu arada içerisi kumaş kaplamadır full. O da yine ısı ve ses yalıtımına destek sağlasın diye. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Hoş bulduk. Bunlar ne tip oluyordu? Bunların... Offroad karavanlar. Offroad karavan. Arazi tamam. Arazi karavanı. Offroad karavanları var burada da. Şöyle bir çok kısa bir... Ocak var değil mi burada? Evet. Şöyle çok kısa bir içerisini göstereyim. Sadece şöyle yatma alanı var. Kapılarımız bayağı geniş yaptık. Normal 60'a 100 yapıyorlar. Biz 80'e 100 yaptık kapılarımızı. Herhalde küçük model, büyük model diye ayrılıyor galiba değil mi? Expedition 1 modelimiz, Expedition 3 modelimiz, 5 ve 7 serimiz de var. Upgrade seçeneklerimiz de var. Güneş panelimiz, lityum akümümüz. Bu taraf 3 modelimiz açılır tavan. Şunu da göstereyim. Şöyle hemen büyük modeli de böyle kullanım alanı, yaşam alanı büyük. Bunda ekstradan üst yatak var şöyle yukarıya doğru açılan çadır gibi böyle bir yatak var.
bunu kullanmak istediğin zaman açıyorsunuz. Kullanmak istemiyorsanız kapalı. Yani kullanılacağı zaman, kullanılmak istendiği zaman açılıyor. Şurada da şöyle bir ayrı bir yatak var. Toplamda 5 kişi kapasitesinde bir karavanımız. 5 kişilik bir karavan, kapasiteli karavan. Hareket sensörüm gece burada çalışırken aydınlık sağlamanız için hareket olarak gelir. İş US bağlantılarımız, dış US bağlantılarımız, yüzü bağlantıları açılır. Sakraten tem 14 metrekarelik bir sakraten tem. Dış duşu. Dış duş. Zamanında dış duş. Hı-hı. Ve aynı zamanda sıcak su her zaman içeri dışarı. İçinde alttan ısıtma sistemim de var. Çok güzel. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu da Hobby'nin biraz daha lüks bir modeli. Şurada gördüğünüz gibi daha kaliteli görünüyor. Şöyle etrafı göstereyim. Yatak odası bölümü bayağı burada geniş görünüyor. Tuvalet banyo bölümü bunun biraz büyük. Şöyle göstereyim. Bayağı bir geniş alanı var. Şurası duşakabin. Yine kasetli tuvalet. Yani çoğunda hep kasetli tuvalet oluyor. Kasetli tuvaletin ne olduğunu bilmeyenler için söylüyorum. Dışarıdan haznesini söküp döküp yerine geri takıyorsunuz. Şurada da mikrodalga fırını var. Böyle güzel bir model. Şuna bakalım. İçi nasılmış? Görüyorsunuz içi neredeyse aynı ev gibi, ev konforunu aratmayacak kadar güzel tasarlanmış bir karavan. Uzun ve geniş, içi bayağı ferah kullanışlı. Yatak odasını görüyorsunuz, aynı ev gibi bir yatak odası var neredeyse. Burada da yine tuvalet banyo alanı var büyük bir şekilde. Biraz daha küçük modeller var. Bu diğerine göre biraz daha küçük model ama gayet güzel. Bunun tuvalet banyosu biraz küçük tabii. Evet, satılmış. Burada satış da yapılıyor. Aynı zamanda satış, tabii satış da yapılıyor. Bu hani fuar içerisindeki teşhir edilen ürünler aynı zamanda da satılıyor. Satın alan müşteriler de oluyor. Dediğim gibi bu bayağı büyük bak. Güzel bir karavan. Bu da biraz lüks sınıfına giriyor. Ha, aynen. Bu salon komple daha lüks. Tabii. Ya kullanışlı, içi ferah. Zaten içi ferah, içi büyükse, genişse benim için lükstür demek. Sadece malzeme kalitesine göre değerlendirmiyorum ben lükslüğü. Fuar içerisine yine bir başka bir bölüme geldik. Yine burada da farklı farklı markalar var. Yine Avrupa olan markalar falan da var. Çekmekle bitiremeyiz. O yüzden yavaş yavaş videoyu tamamlayalım. Ondan sonra biz de dinlenelim. Daha sonra gezimize devam ederiz. Çünkü gezmek de bitmiyor. Hep aynı şeyleri, aynı tarz şeyleri de göstermek istemiyorum. Bu yüzden de videoyu da zaten yavaş yavaş bitiriyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Değişik bir video çekmek istedim. TÜYAP'taki karavan fuarına geldik. Çok fazla bölüm var, çok fazla alan var ve çok fazla da model var. Gezmek de bitmiyor resmen. Saatlerdir geziyoruz, çok yorulduk. Ve görmediğimiz, bakmadığımız daha neredeyse yüzlerce model var diyebilirim. Karavanlara çok ilgi duyduğum için karavan fuarına geldim. Gelmişken de video çekmek istedim. Çok fazla ilgi duyan olduğumu bildiğim için onlar içerisinde video çekeyim dedim. Biliyorsunuz zaten benim de bir karavanım vardı. 750 kilogram altı çekme karavanım vardı. Sattım. Ama ilerisi için tekrar bir karavan düşünüyorum. Hatta karavanda yaşamayı ve karavanla yollara düşmeyi düşünüyorum. Böyle bir şey yaparsam zaten ilerleyen zamanlarda karavan videoları da gelir. Umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Kanalıma da destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.